Günaydın değerli izleyenler. Bugün 11 Mayıs Pazartesi. Ben Zeynep Erataman. Bloomberg HT'de ilk söz başlıyor. Türkiye'de son 24 saatte 1542 kişiye COVID-19 tanısı kondu. 47 kişi hayatını kaybetti. Sağlık Bakanlığı verilerine göre toplam vaka sayısı 138.657, can kaybı ise 3.786 oldu. Bu arada dünya genelinde COVID-19'dan hayatını kaybedenlerin sayısı 283.000'i geçti. Vaka sayısı ise 4,2 milyona ulaştı. BDDK Başkanı Mehmet Ali Akben manipülasyon girişimlerine karşı koymaya kararlılıkla devam edeceklerini söyledi. Akben, 3 banka yükümlülüklerini yerine getirdiği takdirde işlem yasağı kaldırılabilir ama soruşturma sürdürülecek dedi. BDDK Türk bankalarına TL yükümlülüklerini vadesinde yerine getirmeyen BNP Paribas, Citibank ve UBS'e işlem yasağı getirmişti. Toplam otomotiv üretimi Ocak-Nisan döneminde yıllık %28 azalarak 352 bin adet oldu. OECD verilerine göre aynı dönemde otomobil üretimi %24 azalışla 245 bin adede indi. Türkiye'nin enerji ithalatı faturası ilk çeyrekte %9,6 azalarak 9,98 milyar dolara düştü. Petrol fiyatlarının ilk çeyrekte düşük seyretmesi ithalat faturasındaki azalışta etkili oldu. Türkiye'de 356 alışveriş merkezi bugün kapılarını yeniden hizmete açıyor. Daha önce market, eczane ve hijyen ürünleri satan firmalar dışında hizmetlerini durduran alışveriş merkezlerinde restoran, kafe, spor ve eğlence sektörü dışındaki iş yerleri faaliyet gösterecek. Kabine bugün toplanıyor, detayları ekrana getiriyoruz. Önemli bir dönüm noktasına gelmiş bulunuyoruz. Normale döneceğiz ama bu yeni bir normal olacaktır. Sınırlamaların bir kısmı azaltılarak da olsa sürecektir. Genel olarak Mayıs, Haziran ve Temmuz aylarına yayarak yapıyoruz. Yeni normal için hangi adımlar atılacak? Gözler kabine toplantısında olacak. Cumhurbaşkanlığı kabinesi 7. kez video konferans yöntemiyle toplanacak. Kabine toplantısında ilk yanıt aranacak soruların başında Mayıs ayının son iki haftasına ilişkin planlamanın nasıl yapılacağı geliyor. 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı hafta sonuyla birleşecek mi? Ramazan bayramında sokağa çıkma yasağı uygulanacak mı? Bu soruların cevabı kabine toplantısında netleşecek. Büyük şehirlere giriş çıkışları sınırlandıran kararlar bazı iller için esnetildi. Peki yaz ayları için nasıl bir planlama olacak? Turizmde aşamalı normalleşmeye geçilirken, özellikle çay ve fındık hasadı gibi ihtiyaçlar için büyük şehirlerden memleketlerine gitmek isteyenlere dönük bir esneklik sağlanacak mı? Tarım işçisi statüsünde olmayan ancak her yaz hasat için memleketlerine gidenlerin gözü kulağı da kabine toplantısında olacak. Düğünlerini erteleyen çiftlerin de gözü kulağı kabine toplantısında olacak. Düğünler yaz aylarında yapılabilecek mi? İzin çıkarsa hangi kurallar geçerli olacak? 65 yaş ve üstüyle 20 yaş altına sınırlı olarak sokağa çıkmasına izin verilmesi, taksilere sınırlandırmanın kaldırılması gibi yeni normalleşme yolunda atılan ilk adımların sonuçları da kabine toplantısında masaya yatırılacak. Koronavirüste son tablo, vaka sayılarıyla önümüzdeki süreçte atılacak adımları da belirleyecek projeksiyonlar ele alınacak. Kabine toplantısında alınan kararları Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklayacak. Alışveriş merkezleri bugün yeniden açılacak dedik. Yeni normal nasıl olacak alışveriş merkezlerini de ekrana getiriyoruz. Girişler sınırlı tutulacak. Herkes maske takacak. Alışveriş merkezi ziyareti 3 saati aşmayacak. Sağlık Bakanlığı alışveriş merkezlerinde salgın riskine karşı uyulması gereken hijyen kurallarını açıkladı. Alışveriş merkezlerine yoğun müşteri girişi önlenecek. Girişler 10 metrekareye bir kişi olarak sınırlandırılacak. Maskesiz hiç kimse alınmayacak.
Girişlerde ateş ölçümü yapılacak. Ziyaret 3 saati geçmeyecek. Alışveriş merkezlerinde gruplar halinde dolaşılmasına ve yemek katındaki masalarda oturulmasına izin verilmeyecek. Merkezi havalandırma dışındaki klima sistemleri kullanılmayacak. Gece boyu havalandırma sistemi çalışmaya devam edecek. Alışveriş merkezlerinde konser, gösteri gibi organizasyonlar yapılmayacak. Mescit, dinlenme alanları, çocuk oyun alanları da risk nedeniyle kullanılmayacak. Asansörlerin içinde kişiler arasında 1 metre mesafe olacak. Araba yıkama ve vale gibi hizmetler de verilmeyecek. Broşür dağıtımı, promosyon faaliyetleri de yapılmayacak. Genel alanlarda yemek ve diğer gıdaların tüketimi yasak olacak. Alışveriş merkezindeki mağazalar girişte ve kasalarda el antiseptiği bulunduracak. Vardiya yöntemiyle mağazalarda az sayıda personel bulundurulması sağlanacak. Mağazalara 8 metrekareye bir kişi düşecek şekilde müşteri alınacak. Deneme kabinleri mümkün olduğunca kullanılmayacak. Kullanılırsa içeride 10 dakikadan fazla kalınmayacak. Her müşteriden sonra kabin havalandırılacak. Yüzeyler sık sık temizlenecek. Kozmetik ürünlerde deneme olmayacak. Kasa kuyruklarında 1 metre mesafe kuralına uyulacak. Nakit yerine temassız kartla ödeme tercih edilecek. Rakamlarla devam edelim. Borsa İstanbul Uzana Endeks yüzde 0.56 düşüşüyle Cuma günü 97.845 puanda kapanış yaptı. 553 puan kadar düşen borsada işlem hacmi 12,4 milyar lira oldu. Bankalar yüzde 0.79, holdingler yüzde 0.16 düşerken en çok kazanan tarafta yüzde 5.36 ile finansal kiralama factoring, en çok kaybeden tarafta yüzde 5.45 ile madencilik sektör endeksi yer aldı. Cuma gelen makro verilerde hazinenin nakit dengesi vardı ve Nisan ayı için 46,2 milyar TL açığa işaret etti. Ocak-Nisan dönemi toplamında ise 72,7 milyar TL'lik açık var hazinenin nakit dengesinde. Bu hafta ise cari denge, sanayi üretimi ve işsizlik gibi rakamları içeride takip ediyoruz. Yurt dışında Amerika'da enflasyon verisi açıklanacak. Euro bölgesinde büyüme, Çin'de enflasyon, sanayi üretimi derken makro veri açısından zengin bir haftaya başladık. Öncesinde ise geçen haftayı kapatırken Cuma günü Amerika'da tarım dışı istihdam verisi geldi. Nisan ayı için 20,5 milyonla rekor bir istihdam düşüşü söz konusu oldu. 1939'dan bu yana tutulan verilerde en sert iş gücü kaybına işaret eden rakamları karşıladık. İşsizlik oranı %14,7'ye yükseldi. Saatlik ücret artışları ise aylık %4,7 idi. Amerikan Hazine Bakanı Steven Mnuchin işsizlik rakamlarında daha iyiye gidilmeden önce daha kötüye gidilmesini beklediğini, şu anda bile işsizliğin %25 seviyesini bulmuş olabileceğini söyledi. Bu arada içeride Bakan Selçuk emeklilik aylıklarının 15 ila 22 Mayıs tarihleri arasında hesaplara aktarılacağını söyledi. MSCI Türkiye ETF'i geçen haftayı kapatırken Cuma günü New York işlemlerini %0,41 satışla tamamladı. 5 yıllık CDS ise 643 bas puanda. Bu arada Toyota Sakarya fabrikasını bugün üretime başlatacağını söyledi. Bilançolarda ise Cuma kapanışı sonrası Vakıfbank'ın rakamlarını karşıladık. Vakıfbank ilk çeyrekte 1.7 milyar TL'lik net kar elde etti. Tahvil tarafında 30 bas puan yükselen gösterge birleşik 9.06 seviyesindeydi. Bugün hazinenin bir yıl vadede 6 ayda bir sabit kuponlu kağıdın yeniden ihracını gerçekleştireceğini görüyoruz. Ayrıca 7 yıllık vadede 6 ayda bir değişken faizli kağıtta da yine bugün hazine borçlanacak. Öncesinde ise 10 yıllık da geçen hafta %13 seviyesinde tamamlandı. Yarın bu arada hazinenin 3 yıl vadeli 3 ayda bir TL refe endeksli kağıdı ve 8 yıllık vadede 6 ayda bir TÜFE'ye endeksli kağıdının yeniden ihraçlarını da takip edeceğiz. Hatırlatalım. Para piyasasında geçen hafta dolar TL'nin rekor kırdığı bir haftaydı. Haftayı kapatırken 7.13.20'deydik. Bu da doların geçen hafta TL'ye karşı %2.05 değer kazandığı anlamına geldi. Euro TL karşısında geçen hafta %1.7 yükselişiyle Cuma'yı 7.71.30 seviyesinde tamamladı. Dolar endeksi ise tarım dışı istihdamla hafif bir yükseliş gösterdi. Bu arada Fed bilançosu 6.72 trilyon dolarla rekor kırdı. Bu sabah dolar TL 7.09.13'te, euro TL 7.70 sınırında. Bu da sepet kuru 7.39.50'ye getirdi. Dolar endeksi yeni haftaya başlarken 99.70'te, euro dolarsa 1.08.49'dan işlemlerine devam ediyor.
Avrupa borsaları kapanışı itibariyle tarım dışı istihdam sonrası en kötü geride kalmış olabilir fiyatlaması öne çıktı. Aynı zamanda Amerika ile Çin arasında birinci faz ticaret anlaşması için şartların vaktinde takvimine uygun şekilde uygulanacağı ile ilgili geçen hafta haberler geldi. Amerika tarafından Steven Mnuchin ve Robert Lighthizer, yani ticaret temsilcisi, ve Çin tarafından Liu He'nin geçen hafta temas içerisinde olduğu, bu temasların bu haftada sürebileceği haberleri ajanslara düşünce borsalara yaradı, ama rakamlar yine de makro tarafta iyi değildi. Örneğin Almanya'nın ihracatı Mart ayı içerisinde %12 kadar değer kaybetti. Böylece rekor bir düşüş gösterdi. Aynı zamanda yine Eurogroup, Euro bölgesi maliye bakanları 240 milyar euroluk bir paket üzerinde anlaştı. Bu paket koronavirüsten hasar gören şirketler için kredi paketi şeklinde gerçekleşecek. Bu arada bilançolar tarafını izlemeye devam ediyoruz. Avrupa tarafında gelen bilançolarda ING'nin %3,4, Siemens'in de %6 yükselen hisse senedi performansları söz konusu oldu. Avrupa borsa kapanışına dair daha fazla detay diyeceğiz. Londra'ya dönüyoruz. Karşımızda Ceren Dilekçi var. İngiltere borsasının kapalı olduğu haftanın son işlem günü Avrupa borsaları yükselişlerle tamamladı. %1'i aşan oranda primler hakimdi. Avrupa'da endekslerde. Gözler Euro bölgesi maliye bakanları toplantısındaydı ve buradan çıkacak sonuçlar beklendi tüm gün. Fakat toplantı öncesi liderlerden gelen uyarılar önemliydi. Avrupa Birliği Komisyonu'ndan Gentiloni, bir anlaşmaya varılamaması halinde önümüzdeki dönemde Avrupa Birliği projesinin çökme tehlikesiyle karşı karşıya kalabileceği uyarısında bulundu. Yani Euro bölgesinin parçalanması riskine dikkat çekti ve gerçekten bir kavşaktayız, bir yol ayrımındayız değerlendirmesine bulundu Gentiloni. Diğer yandan Avrupa Merkez Bankası Başkanı Lagarde'dan gelen açıklamaları takip ettik. Lagarde ise aynı uyarıyı yaptı ve Euro bölgesi artık liderlerinin Avrupa'nın ortak bir mali yanıt, yani krize karşı ortak bir mali yanıt geliştirmek durumunda olduğuna dikkat çekti. Aynı zamanda Lagarde salgın nedeniyle Euro bölgesinin 1,5 trilyon euro ek borçlanmaya ihtiyaç duyduğunu söyledi. Amerika tarafıyla devam edelim. Tarım dışı istihdam Nisan verisinde rekor derecede tarım dışı istihdam düşüşü görüldü dedik. Bununla beraber borsalar tarafına baktığımızda Dow'da 455 puanlık, S&P'de %1,6, Nasdaq'ta %1,5'luk yükselişler takip ettik. Haftalık bazda bakıldığında ise son 3 haftadır ilk defa yeşillerde kapanan bir grafik söz konusu oldu. Dow Jones %2,5, S&P %3,5, Nasdaq'sa %6 yükseliş gösterdi. Apple bu hafta dükkanlarını açmaya başlıyor. Disney tarafına baktığımızda Disneyland'in tema parkının Shanghai'da tekrar açılacağını görmekteyiz. Bu normale dönüş hissiyatı da piyasaya biraz iyi gelmiş gözüküyor. Dipten bakıldığı zaman S&P'de %30 bir yükseliş var. Yine Nasdaq tarafında %35'lik bir yükseliş var dipten baktığımız zaman. Ekonomilerin yeniden açılacak olması piyasaya iyi geldi ve bu ekonomilerin yeniden açılacak olmasının yarayacağı sektörlerden özellikle mesela hava yolları tarafında %4,8'in üzerinde kazanımlar vardı. Delta Airlines'da, United'da, American'da. Yine Beyaz Saray'dan ekonomi danışmanlarından Kevin Hassett cuma günü işsizlik rakamları üzerine konuştu. %20 seviyesini bu ay görebileceğimizi söyledi. Amerikan hükümeti bu esnada çiftçinin elinde kalan fazla ürünleri de 3 milyar dolara satın alacağı ile ilgili bir açıklama yaptı. Vadeli piyasalar tarafında ise 2021 başında Fed'in hala negatif faize gidebileceği ile ilgili fiyat devam ediyor. Amerikan borsa kapanışının detaylarını alacağız. Bu defa durağımız New York. Karşımızda Melike Ayan var. New York'tan selamlar. ABD borsaları cumayı ve haftayı kapatırken rallide kapattı. Dow Jones 400 puan bir ralli yaşadı ve çok kötü gelen işsizlik rakamına ve istihdam rakamına rağmen nedir? 20,5 milyon kişi işten çıkarılmış geçtiğimiz ayda ve baktığımızda %14,7'ye çıkmış işsizlik rakamı. 2 ay önce 50 yılın dibindeydik, %3,5'tuk. Ama baktığımızda gittikçe artıyor bu rakam. Neredeyse 1933 büyük buhran rakamlarına, yani %25'lere yaklaşıyoruz. En çok da otel işletme sektörlerinden, perakende, sağlık sektörü, imalat sektörü, inşaat sektörlerinde ve hizmet sektöründe işe çıkarımlar yaşanmış. Aylık ücretin 1.34 dolar yukarı çıkıp 30 dolarlara geldiğini görüyoruz ama düşük ücretlilerden kaynaklanıyor ve geçici olduğu düşünülüyor. Bir yandan da iş arayanların sayısı %23 kadar artıyor Nisan'da.
Rally'nin ikinci sebebi, birinci sebebi işte 22 milyon beklenirken 20,5 milyon işçi çıkarımı. İkinci sebebi de Robert Lighthizer ve Steven Mnuchin ABD tarafında, Çin'de de Liu He'nin önderliğinde Perşembe günü gerçekleştirmiş olan telefon konuşmasıydı. İki ülke arasındaki gerginliğin azalmasına sebep oldu. Makroekonomik ve sağlık, kamuoyu sağlığı ile ilgili durumlarda kooperasyona gideceklerini, işbirliğine gideceklerini söylediler. Ve bu da piyasayı yukarı çıkardı, çıkaran etkilerden de. Evet, haftayı petrol %25 yukarıda geçirirken bir yandan da Wharton Profesör Jeremy Siegel'ın Mart'ta, özellikle 23 Mart'ta gördüğümüz dipleri bir daha yaşamayız demesi de piyasa tarafından yakından izlendi. Sebebi de bir Fed, iki hükümet hiç görülmemiş bir şekilde müdahale ediyor ve piyasayı kurtarmaya çalışıyor. Bütün piyasaları, ekonomiyi kurtarmaya çalışıyor. Likidite enjekte ediyor ve bunun için de 2021 çok iyi bir yıl olacaktır mesajını verdi diyorum. Söz tekrar size İstanbul'a veriyorum. Asya piyasalarına bu sabah baktığımızda genelde yükselişle bir açılış gördük. Ekonominin yeniden açılacak olması, yeniden normale dönüş sinyallerinin artıyor olması piyasa için moral kaynağı oldu. Hong Kong önderliğinde bu sabah Asya piyasalarında yükselişi gördük. Baktığımız zaman özellikle dediğimiz gibi Amerika tarafında zaten bir şirketler bazında da normale dönüş sinyali var. Avrupa tarafında benzer şekilde. Çin'i geçen haftadan bu yana aktarıyoruz. Bu arada tabii İngiltere tarafında da Başbakan Boris Johnson Haziran'dan itibaren kademeli olarak normale geçişle ilgili şartlı bir takım ifadeler dün kullandı. Bu arada Çin Merkez Bankası çeyreklik olarak para politikası raporu yayımlıyor. Bu raporun içerisinde ekonominin güçlü adımlarla arkasında duracağı taahhüdünü bir kez daha tekrar etti. Yine detaylara baktığımız zaman Güney Kore tarafında da ikinci bir pandemi dalgası ile ilgili uyarı vardı. Ekonomilerin yeniden açılıyor olmasında dikkat edilmesi gereken hususlar olduğuna dikkat çekildi. Her şartta Asya borsalarında bugün Hong Kong'daki %2'ye varan yükselişi önder primler var diyelim ve Amerika'da vadeliye gidelim. Amerika tarafında dediğimiz gibi bu hafta içerisinde alacağımız önemli makro veriler olacak. Aynı zamanda Facebook ve Google gibi şirketler evden çalışmayı yıl sonuna kadar uzattıklarını açıkladılar. Onu da yine bir dipnot olarak aktarmakta fayda var. Tahvil tarafı Amerika'nın tarım dışı istihdam sonrası ilginç hareketlere sahne oldu. Örneğin 2 yıllık kağıtta %0,105 seviyesi rekor düşüğe işaret etti. Böylece 2 yıllık 10 yıllık makasının da açılmış olması bir kez daha dikkat çekiciydi. Borsa vadeleri yeşillerde. Amerika'da 10 yıllıkta yine 0,70'e doğru gidiyoruz bu sabah. Uluslararası Enerji Ajansı Başkanı Dr. Fatih Birolsa yayınımıza bağlandığında koronada ikinci dalga gelmezse petrol fiyatları bu seviyelerde kalabileceğini ya da hafif artabileceğini söylemişti. Enerji şirketlerinin bu arada yatırımlarının azalacağını ve işten çıkarmalarının da artabileceğini ifade etmişti. Hatırlatalım. Baker Hughes tarafında cuma günü kapanış sonrası gelen rakamlarda 33 kuyu birden azalış var. Geldiğimiz yer 292'ye işaret ediyor. Geçen hafta cuma itibariyle Amerikan tipi ham petrol %5, Brent ise 1,5 dolar kadar yükselişler gösterdiler. Detaylara baktığımız zaman Trump da aynı zamanda Suudi Arabistan Veliaht Prensi Selman'ın küresel enerji piyasası üzerine bir telefon görüşmesi yaptığını da takip ettik. Petrol fiyatlarından sonra bir de altın diyelim. Altın tarafında da gram altın geçen haftayı %2,85 yükselişiyle tamamladı. 393 TL'de bir kapanış yaptı. Cumhuriyet altını geçen haftayı bitirirken 2615 TL'de, çeyrek altın ise 639 lirada işlem gördü. Spot altın tarafında ise ekonomilerin yeniden açılıyor olmasıyla birlikte cuma günü satış vardı. Yine de 27 Nisan zirvesini geçen hafta 1722,5 dolarla tazelemiş olduğunu hatırlatalım. Baktığımız zaman bu sabah altın fiyatı 1706,5 dolarda, Amerikan tipi ham petrol 24,5 dolarda ve Brent petrol bizi 30 dolar 70 sent sularında karşıladı. IMF tarafı diyor ki açıklamış olduğumuz rakamları revize etmek zorunda kalabiliriz. Ekonomik görünüm düşündüğümüzden kötü. Uluslararası Para Fonu 3 hafta önce yaptığı son değerlendirmeden bu yana küresel ekonomik görünümün kötüleştiğini duyurdu. Kuruluş, dünyanın daha fazla finansal piyasa türbülansına hazırlıklı olması gerektiği konusunda uyarıda bulundu. IMF baş ekonomisti Gita Gopinath, gelişen ülkelerin dış finansman ihtiyaçlarının IMF'nin daha önce öngördüğü 2,5 trilyon doların çok daha üzerinde olabileceğini söyledi. Gopinath, krizin yakın bir zamanda ortadan kalkmayacağını biliyoruz, işler çok daha kötüye gidebilir, sağlık krizi henüz çözülmedi diye konuştu. IMF, Nisan ortasında yayınladığı küresel ekonomik görünüm raporunda dünya ekonomisinin bu yıl %3 daralacağını öngörmüştü.
Bu tahmin pandeminin yılın ikinci yarısında etkisini kaybettiği ve önlemlerin ortadan kaldırıldığı varsayımına dayanıyordu. Gopinath bu senaryonun artık düşük bir ihtimal gibi göründüğünü ifade etti. IMF Başkanı Kristalina Georgieva da daha önce yaptığı açıklamada dünya çapında politika yapıcıların resesyona karşı ellerinde ne varsa kullanmaları gerektiğini söylemişti. Merkez bankalarının adımları sayesinde piyasalarda bol likidite olduğunu ve faizlerin çok çok düşük seviyelerde kalmaya devam edeceğini belirten Georgieva, bu sayede ülkelerin artan bütçe açıklarını bir süre daha idare edebileceğini öngördü. Yeni bir haftaya başlıyoruz. Piyasaları neler bekler konuşacağız. Özel Üniversitesi Öğretim Görevlisi Aktosport ve Araştırma Direktörü Gizem Öztok Altınsaç her pazartesi sabahı olduğu üzere bizimle birlikte. Gizem hoş geldin yayınımıza diyelim ve öncelikle hemen bir tarım dışı istihdam yorumu soralım istiyorum sana. İstihdam kaybı 1939'dan beri en sert. İşsizlik oranına baktığımızda ise rekor değil. Büyük buhranda %24.9'a kadar giden bir rakam gördük ama Amerika'dan ekonomi yetkilileri %20'nin üzerine bu ay bile çıkmış olabiliriz. Daha iyisi gelmeden önce daha kötüsü gelecek diyor. Sen nasıl okudun tarım dışı istihdam rakamlarını geçen cuma Amerika'dan gelen? Evet, biraz beklentiden daha iyi geldi. 17'ler civarında bir rakam beklenirken 14.7 civarında bir rakam gördük biliyorsun Zeynep. Ama açıklamalarda yani BLS'in açıklamalarında aslında %5'lik bir kısmın şu anda virüs kaynaklı çalışıyor gözüküp işte olmadığından da bahsediliyor. Dolayısıyla gerçek rakam U6'ya da baktığımızda gene %22'lere yakın bir rakam görüyoruz U3 %14.7 gelse bile. Dolayısıyla ilerleyen vadede işsizliğin örneğin Mayıs rakamı geldiğinde %20'lere doğru yükselme ihtimali var. Dolayısıyla orada en kötü rakamı gördük mü? Aynen katılıyorum. Bence de soru işareti. Yükseliş göreceğiz bence işsizlik rakamında. Ardından işler çok ters gitmez ise beklendiği gibi bir toparlanma içine girerse global ekonomi ve özellikle ABD ekonomisi 3. çeyreğin sonu belki 4. çeyrekle beraber o zaman bir miktar daha gerileme görürüz ama yılı %10'ların çok altında bir işsizlikle bitirir miyiz? Bence soru işareti. Zaten iktisadi faaliyette de demin IMF'den vesaire de bahsettiniz. Ciddi bir risk var yani beklentiler iki katına kadar olumsuza dönmüş durumda. Örneğin Avrupa'nın %5 daralmasını bekleyen bir kurum şu anda %10 daralmasını bekliyor yılın tamamında. Bunun gibi bir sürü iki katına katlanmış olumsuz senaryo var. Dolayısıyla bunların işsizliğe de sirayet etmesini beklerim ben. Daha da olumsuzunu beklerim. Peki böyle bir durumda acaba Fed ne yapar? Çünkü vadeler tarafına baktığımızda 2021 senesinin başında faizin negatif olabileceğini işaret eden fiyatlamalar var. Amerikan Merkez Bankası'nın zaman zaman işte Avrupa'da vesaire uygulanan bu negatif faiz uygulamalarını çalıştığını ama yan etkileri olduğunu düşündüğünü o nedenle politikada en azından bas senaryoda öngörmediğini biliyoruz. Ama piyasa inatla fiyatlamaya devam ediyor. Kim kazanır dersin Gizem? Şu anda Zeynep negatif faizin para politikasına gerçekten ne kadar işe yaradığı aslında net değil. Sorgulanıyor. Evet biliyorum Perşembe Cuma'dan döndü Fed Futures aslında birinci çeyrek 2021 itibariyle negatif faiz fiyatlamaya ki çok önemli bir gelişmedir aslında. Ben bunun daha çok düşen enflasyon beklentileriyle de alakalı olduğunu düşünüyorum. Global tarafta bir deflasyon riski var. Şu anda çok konuşmasak bile ilerleyen vadede daha da konuşacağız. Ama buna reaksiyon olarak negatif faiz mi verilir? Yani verilen reaksiyon negatif faiz şeklinde mi olur? Bence soru işareti. Yani parasal genişleme devam edecektir. Şimdi ABD bilançosu 6.7 trilyon dolar civarında. Bunun 8.5'a mı çıkması yoksa 12 trilyon dolara mı çıkacağını bilmiyoruz. Yani 10 olması bekleniyor. 8-9 zaten olacak ama hani 10 zaten beklentilerde ama belki daha fazla 12'lere doğru bir rakam gerçekleşecek. Faizden ziyade ben parasal genişlemenin, kantitatif genişlemenin daha çok gündemimizde olmasını beklerim.
Şimdi içeriye döndüğümüzde bu arada hani bir yandan biz tabii tarım dışı istihdamı takip ettik ama içeride kendi değişkenlerimizle de hareket eden bir performans var. Geçen hafta içerisinde TL'nin zaman zaman gelişen ülke kurlarından negatif yönde ayrıştığı bir haftayı geride bıraktık. Ve Ağustos 2018'de gördüğümüz rekor seviyenin üzerine çıkan bir kur söz konusu oldu. Hem kuru rekora taşıyan unsurları konuşalım istersen. Çünkü orada tabii oynaklık seviyelerinde ciddi yükselişler de gördük. Hem de oradan geri dönüşümüzde neler etkili oldu ve bu tedbirleri acaba ne kadar kalıcı görmek gerekir? Şimdi öncelikle tüm gelişen ülkelerde kurlarında bir baskı söz konusu yılbaşından bu yana baktığımızda. Bizde ise Mart'ın ortasından itibaren o dönem Merkez Bankamızın da bir erken faiz indirimi gelmişti. Gerçi birkaç gün önceden gelmişti ama o dönemden itibaren en çok baskı gören kurlardan bir tanesiyiz biz. Bunun aslında iki tane sebebi var. Bunlardan bir tanesi gerçekten global tarafta finansal koşulların sıkılaşması ve makro dinamikleri emsallerine kıyasla bir miktar daha zayıf olan münferit hikayeleri olan ülkelerin para birimlerinin daha fazla baskı altında kaldığını görüyoruz. Biz bu Brezilya'da politikadaki gelişmeler olabiliyor. Güney Afrika'da başka sebepler olabiliyor. Türkiye'de bu içinde bulunduğumuz sürece emsallerine kıyasla daha düşük bir rezerv oranıyla gayri safi milli hasıla içindeki payı olarak karşılaştıracak olursak veya diğer rezerv metriklerine bakarak karşılaştıracak olursak rezerv oranıyla girdi. Bununla birlikte dolarizasyonu yüksek bir ekonomi zaten ve maalesef enflasyonumuz da yüksek bir şekilde biz buna girdik. Yoksa faiz tarafında verdiğimiz reaksiyon daha kolay olurdu. Şimdi enflasyonunuz yüksekken faizde emsallerinize kıyasla daha yüklü bir negatif faiz, reel faiz vermeye başladığınızda bunun ilk etkisini biz para birimi üzerinde görüyoruz. Para biriminin baskı altında kalmasında görüyoruz. TL'ye bakıldığında da 2013'ten bu yana reel kur endeksleriyle, emsalleriyle karşılaştırdığında ortalamadan en çok sapan para birimi. Gerçekten ciddi bir değer kaybı reel anlamda da yaşıyor TL. Dediğim gibi orta vadeli olarak bizim riskimiz makro açıdan incelenmesi gerekiyor. İkinci konu çok fazla regülasyon değişikliği yapıyoruz. Bu kurun gidişatına dair ve iktisadi faaliyetin gidişatına dair öngörülebilirliği azaltan bir unsur. Yapmak durumunda da kalıyor olabilir. Tabii ki de geldiğimiz noktada o yüzden o işin en başına doğru gidip tartışmak gerek. O da ayrı konu. Bir de kısa vadeli olarak gerçekten bu tarz makro zayıflıkları olan ekonomiler spekülatif atak dediğimiz durumlara maruz kalıyor. Bu aslında bizim halk dilinde anladığımız atak değil, literatürde kullanılan kurun baskı altında kalması ve o kura dair pozisyonlanmayla alakalı. O pozisyonlanmanın arttığı dönemlerde de bu gelişen ülkelerin çoğunda da belli dönemlerde söz konusu olabilir. Onların arttığı dönemlerde kur şiddetli olarak hem volatilitesini arttırıyor hem de yüklü bir değer kaybına maruz kalıyor. Geçen hafta attığımız adımla bu değer kaybını bir miktar tersine çevirmeye çalıştık. 3 bankaya, yabancı bankaya uygulanan bir bacağı TL olan döviz hareketinde açıkçası. Bir miktar tersine çevirmeye çalıştık ama bunu ne kadar uzun süre yapabilirsiniz bu belli değil. Şu oldu Zeynep. İstersen biraz o konuyu konuşalım. Tam neden, nasıl bir hareket oldu? Evet. Şimdi normalde şöyle bir dönem yaşadık biz. Bir şekilde içeriden döviz borçlanılıyor, yabancı bankaların talebi oluyor ve bunun karşılığında da bir TL yükümlülüğünü yerine getirmesi gerekiyor değil mi? Siz bir mal alıyorsunuz karşıdan ve karşı tarafa ödemeniz gereken bir para oluyor. Bu da TL. Aslında bu TL yükümlülüklerinde gecikme oldu ve sürekli bir döviz alımı vardı. Normal şartlar altında yani bu çok ekstra bir olay değil. Zaten bu şekilde işlemeye devam eder. Fakat sürekli olarak TL yükümlülüğünüzü geciktirdiğinizde bu durumda içerideki ben bir X banka olayım, ben de başkasına olan TL yükümlülüğümü geciktiriyorum derken 3 gün boyunca EFT'nin geç kapandığını gördük biz. Bu da sıkıntı yaratmaya başladı. Artı döviz tarafında da talep devam etti dışarıdan gelen. Durum böyle olunca kurda şiddetli yükselişlere maruz kaldık. Bunun önünü kesmeye çalıştı BDDK. Elbette ki gönül isterken bu tarz konulara kadar gelinmesin. Çünkü
ülkenin genel itibariyle kur rejiminin işleyişini de sekteye uğratan bir gerçekleşme. Ama şu da nettir, yani gelişen ülkelerin çoğunda da bizimki kadar rahat bir kur hareketi, sermaye hareketi de yok. Yani Hindistan'a bakın, Rusya'ya bakın, Çin'e bakın veyahut Brezilya'ya bakın. Tabii bunlar çok uzun konular Zeynep, ama kısa vadeli olarak bu attığımız adım tabii ki de bu hareketi kesti. Çünkü bir bacağını kesiyorsunuz ve bankalara diyorsunuz ki siz artık bu döviz işlemini yapmayacaksınız. Size bu TL yükümlülüğünü geciktiren bankalarla diye. Durum bu olunca da ister istemez otomatikman aynı işleme tabi olan diğer bankalarda o pozisyonlarını çözmek durumunda kaldılar. Döviz satmak durumunda kaldılar ve hızla aşağı yönlü bir hareket gerçekleşti. Şimdi bu bankaların rolları var, çevirmeleri var değil mi? Tüm bankaların, bahsettiğimiz yabancı bankaların hepsi pozisyonların çözülmüş değil. O dönem geldikçe de Türk bankaları buraya TL sağlamayacak, TL sağlayamayınca o pozisyonları rol edemeyecekler ve döviz talep edemeyecekler. Dövizlerini bozmak durumunda kalacaklar. O yüzden bir miktar aşağı yönlü hareket en azından bu kaynaklı teknik olarak ilerleyen birkaç haftada da söz konusu olabilir. Ama bu kısa vadeli olarak Zeynep, altını çiziyorum bahsettiğim konu. Orta uzun vadede Türkiye'nin faizi emsallerinden daha fazla indirmiş olması, enflasyonu varken bir problemdir. Ve bunu hangi gelişmekte olan ülke yüksek enflasyonu varken yapsa aynı sorunu yaşar. Peki Gizem, o zaman başka bir şey sorayım. Döviz dışında bir şeyleri satarak o TL'ye ulaşmaya çalışır mı yabancı bankalar? Geçen hafta izleyicilerden gelen sorulardan biriydi. Borsayı, tahvil piyasasını etkilemesini beklemek gerekir mi? TL'de sıkışan, elindeki diğer TL cinsi varlıklarda bir likide dönme ihtiyacı duyar mı? Böyle bir zorunluluk içerisinde kalır mı diye. Şimdi tahvil tarafında zaten yabancı takasının artık tekhanelerde olduğunu biliyoruz. Ama özellikle borsa yatırımcısı için tabii belki daha enteresan bir soru bu. Bilmiyorum. Ne dersin? Bence kalır. Cuma günde kaldı. Bahsi geçen bankalardan bir tanesinin aslında satış yaparak TL'ye dönme çabası olduğunu gördük biz. Ama bu yeterli olur mu konusu bence Zeynep önemli. Yabancının elinde ne kadar TL var bunu bilmiyoruz. O yüzden de sağladıkları TL'yi de BDDK bir şekilde oldukça uzun bir süredir kısmaya çalışıyor. Çünkü onu yerine getirip döviz talebi oluyor. Şortlama gibi durumlar söz konusu oluyor. Ama elbette ki yani buna izin vermeyecek kadar güçlü dinamiklerini oluşmuş olsaydı belki de bunlar yaşanmazdı. Sadece Türkiye'ye has değil. Bugün rubleye baktığımızda da yılın iki ayında çok şiddetli satış yedi örneğin ve Rus Merkez Bankası direkt müdahale etti piyasaya. Ama Rusya'nın tabii şöyle bir avantajı var. Hem enflasyonu çok düşük hem de rezervleri çok kuvvetli. Yani dediğim gibi münferit olarak farklılaşan, gelişen ülkeler sepetinin içinde münferit olarak farklılaşan reaksiyonlar söz konusu. Dediğim gibi başka varlıklarını satarlar ama bence yeterli olur mu? Olmaz. Yani bu yapılan işlemin tersine döneceğini düşünüyorum ben. Burada şimdi hep kısa vadeli olarak spekülatif atak konusundan bahsediyoruz biz. Aslında Türkiye'nin gerçekten yüklü de bir döviz ihtiyacı var içinde bulunduğumuz süreçte. Bak demin dediniz ki IMF'nin aslında 2,5 trilyon dolar gelişen ülkelere yeteceğini düşünüyorduk. Fakat bu meblağın ilerleyen vadede yetmeme ihtimali var dedi. Tüm gelişen ülkelerde normalde hiçbir problem yaşamayacak olan ülkeler dahi döviz ihtiyacı içine girmiş durumda. Çünkü dünyada bir dolar kıtlığı söz konusu. Her şeye rağmen durum böyle olduğu için de pek çok ülke bir kanaldan döviz ihtiyacını karşılama yoluna gidiyor. Ucuz maliyetle. Şimdi benim maliyetim de yükselmiş durumda ülke olarak. CDS'im çok yüksek. Evet, Eurobond tarafında, yani dış dolar bazında borçlanmam tarafında aktif rasyosu kaynaklı bir miktar aşağıya geliş var. Ama hareketin orijinine baktığında, CDS'ime baktığında Türkiye'nin dış borçlanma maliyeti yükselmiştir. Tüm bunlar ülkeleri, yani bizim gibi ülkeleri bir miktar sıkıştırıyorlar açıkçası. Bizde bir de şöyle bir sıkıntı var Zeynep. Bizde parasal genişleme oldukça, yani mevduat artışı oldukça diyelim, Merkez Bankası bilançosundan yola çıkarak parasal genişleme bankaların mevduat yaratması manasına geliyor. Bu hemen dolara dönüyor bizde.
hemen dövize dönüyor. Yani dolarizasyon da çok güçlü. O yüzden bir miktar bizim emsallerimizle kıyasla durumumuz biraz daha sıkışık bu anlamda. Yoksa normal şartlar altında Türkiye, yani bu 175 milyar dolar çevirmem gerekir vesaire, Türkiye çok rahat çevirir. Bu iş 3 ayla sınırlı kalsa gene rahat çevirir. Ama dediğim gibi başka sıkıntılar ortaya çıkınca zorlanıyoruz. Kurla ilgili bir yorum daha verelim. HK Danışmanlık Yönetici Ortağı Arzu Odabaşı yayınımızdaydı. Bundan sonra dolar TL'de takip edeceği seviyelerden bir tanesinin 6.80 olacağını söyledi. BDDK'nın son 2-3 ay içerisinde almış olduğu bir takım limitler, bir takım kısıtlamalarla birlikte bu atağın bir şekilde tekrar geri alınmasını, etkisinin geri alınması alındığını gördük. Dolayısıyla yapılan kısıtlamalar, işte bu son 3 bankanın temerrüde düşmesi ve bizim tarafta yaptığımız bir takım yasaklama ve kısıtlamalarla şu andaki dövizin biraz daha rahatladığını söyleyebiliriz. Yani sonuçta bir swap işlemi yapıldı. O swap işlemi gerçekleşmeyince tekrar döviz talebi yaratan artık kurum veya bankalar tekrardan bu döviz talebini TL talebine dönüştürdüler ve TL'deki o atağın tekrar azalışa doğru, yani 7.25-27 seviyelerinden 7 seviyelerine doğru hareketi gördük. Büyük olasılıkla da bu süreci bir şekilde yani 6.80'e doğru gelmesini bekleyebiliriz. Biraz daha zaman alacak ama benim gördüğüm kadarıyla bu değer kaybı biraz daha limitli hale geliyor olacak Türk TL tarafında. Şimdi bu haftanın ajandasına döndüğümüzde makroekonomi açısından önemli veriler alacağımızı görüyoruz. Bugün işsizlikle ilgili Şubat dönemi verilerini karşılayacağız. En son aldığımız veri %13.8 olmuştu. Tabii Covid ile ilgili olarak Mart ve Nisan verilerini görmek belki daha gösterge niteliğinde önemli olacaktır. Ama yine de burayı takip edeceğiz. Yine haftanın tam ortasında cari denge rakamlarını karşılıyoruz Mart ayına ilişkin. En son orada da 1.23 milyar dolarlık bir eksi rakam görmüştük. Yine sanayi üretimi Perşembe günü alacağımız bir diğer veri. Orada da en son %7.5'luk artış gördük. Orada Mart verisini karşılayacağız. Dolayısıyla cari denge tarafında ve sanayi üretimi tarafında salgının ilk etkilerini görme ihtimalimiz var. Ve tabii Cuma günü de nakit dengesinden sonra alacağımız bütçe dengesi rakamları önemli olacak. Nakit dengesi geçen Cuma geldiği haliyle Nisan ayı için 46.2 milyar TL açığa işaret etmişti. Cuma günü alacağımız Nisan verisi öncesinde en son aldığımız bütçe dengesi rakamının da 43.7 milyar TL açığa işaret etmiş olduğunu hatırlatalım. Orada tabii bir yandan Merkez Bankası'nın karının erken devri gibi unsurları böyle takip ettik tabii yılın ilk çeyreğinde bilhassa. Sonrasında ise tabii ekonominin yavaşlamasıyla beraber vergi toplanmasıyla ilgili bir miktarda hani gecikme de burada tabii korona salgını yüzünden söz konusu olacak. Zaten regülasyon da böyle. Onun da bütçe etkilerini herhalde göreceğiz. Bu hafta alacağımız makro verilerden nasıl bir beklenti içindesin acaba Gizem? Şimdi öncelikle işsizlik yükselmeye devam edecek Zeynep, ama senin de söylediğin gibi bu Şubat verisi, dolayısıyla bizim işsizliğin esas yükselmeye başladığını göreceğimiz ay Mart, Nisan, Mayıs. Bu önümüzde, yani içinde bulunduğumuz 3 ay içinde daha belirgin bir yükseliş göreceğiz. Esas iktisadi faaliyetteki daralma da Nisan ayında gerçekleşti. Burada reel kesimle ve sanayicilerle yaptığımız görüşmelerde aslında %50-60'a yakın bir düşüş olduğunu görüyoruz biz iktisadi faaliyetten, yani sanayi tarafındaki daralmaya baktığımızda. En son gelen Mart ayı dış ticareti var. Nisan TİM verisi var. Bu rakamlar bize dış ticaretteki düşüşün de aslında sanayi üretiminde %10'lara doğru bir daralma geleceğini az çok işaret ediyor. Yani %8-9 diyelim Mart ayı sanayi üretimini göreceğiz bu hafta. Perşembe yanılmıyorsam. Yanlışsan beni düzeltsen istersen. Dolayısıyla orada daha bir Mart'ı göreceğiz. Orada 8 civarı bir daralma görebiliriz. Ama Nisan'da Zeynep bundan çok daha yüklü bir rakam göreceğiz. Tüm dünyada da aynı durum geçerli. Yarı yarıya düşmüş bir iktisadi faaliyet var. O da en iyi ihtimalle dünyada daha da belirgin. Yani global PMI'lara baktığımızda hele servis tarafında
Yani neredeyse %70'e yakın bir daralma olduğunu görüyoruz biz. 70, %60 civarlarında bir daralma söz konusu. Cari açığa gelecek olursak yaklaşık 12 aylık cari fazlamız 6.1 milyar dolar seviyesinde. Son gelen rakamla birlikte cari fazlamız 3-3,5 milyar dolara gerileyecek. Fakat bunun ardından biz yeniden, gene altını çiziyorum, iktisadi faaliyette daralma, ithalat talebimizin azalması gibi konulardan dolayı çok olumsuz bir cari açık tablosuyla karşılaşmayacağız biz bu yıl. Hatta cari fazla bile verme ihtimalimiz var. Ama dediğim gibi ithalat daralması olurken ihracat ve turizm gelirlerinden de hani ters bir etki göreceğiz. Dolayısıyla yılı ya dengede bir cari dengede bitiririz, yani 0-0,5 civarlarında, ya da bir miktar daha cari fazla verebiliriz. Benim çalıştığım rakam daha yüklü. Çünkü ben Türkiye'de iktisadi faaliyetteki daralmanın daha yüklü olacağını düşündüğüm için yılın tamamı için 10 milyar dolar cari fazlayla çalışıyorum. Buradan bütçeye geçecek olursak nakit dengesi 4 ay boyunca yaklaşık Nisan rakamı geldi. Senin de söylediğin gibi geçtiğimiz hafta 40 küsur milyarın üzerine Mart'taki 1.47'ye civarına yakın bir rakam gerçekleşti. 12 aylık rakamlarda Türkiye'nin nakit açığı 150 milyar TL'ye geldi. Dolayısıyla bütçe açığımız belirgin şekilde artıyor. Yılbaşından bu yana da 76 milyar TL'ler civarındayız. Nisan'ı dahil edersek nakit açığında. Bütçe açığımız da benzere yaklaşır. Şimdi Türkiye bu yılın tamamında 140 milyar TL bütçe açığı bekliyordu. Benim tahminim bu gayri safi milli hasılanın %3'üne denk gelir. Gayri safi milli hasılanın %6'sına kadar çıkma ihtimalimiz var, iki katına kadar. Ama dünyada 4-5 katına çıkacak bütçe açıkları. Yani umalım ki bizdeki açık sadece iki katına çıksın. Bence daha da fazla olma ihtimali var. Benzer şekilde net borçlanmaya baktığımızda da orada çok yüklü bir artış var. Ama bunlar beklendik şeyler zaten hani bu korona krizinde Zeynep. Dünyaya baktığımız zaman bir yandan ekonomilerde normale dönüşle ilgili çabalar olduğunu görüyoruz. İçeride de takip ediyoruz tabii bunları. Yan etkiler neler olabilir? Bununla ilgili Alvar Akıtürk baş ekonomisti Doktor Ömer Emeç yayınımızda görüşünü verdi. Özellikle dünya çapında borçların çevrilmesinin bir problem olacağını öngördü. Şu an itibariyle aslında ne kadar bu büyümelerin daha aşağı revize edeceği biraz daha şeyle ilgili olacak. Koronavirüsünün nasıl gittiğiyle ilgili olacak. Ama sanki bütün ülkeler bu ekonomik daralmanın boyutlarını gördükten sonra yavaş yavaş açmak ve Haziran itibariyle ekonomilerin en azından kontrollü bir şekilde açmak zorunda kalacaklar gibi bir duruş içerisindeler. Tabii büyüme tarafında işte 2008'den çok daha düşük büyümelerin söz konusu olacağı bir durum olacak. İşte %2,5 civarında bir daralma olmuştu hatırlanacağı üzere 2008 krizinde. Bu anlamda derin bir daralma küresel ekonomiyi bekliyor. Özellikle gelişmekte olan ülkeler tarafında da bunun yansımaları söz konusu olacaktır. Diğer taraftan baktığımızda yine finansal piyasaları belki bir dalga olarak etkileyebilecek şu husus söz konusu. Bildiğin üzere reel ekonomi tarafındaki yansımalar, işte gerek solvency tarafında gerek NPL'lerin artması tarafındaki meseleler ekonomi ilk atakta, ilk devrede oluşmuyor. Belli bir süre sonra oluşmaya başlıyor. Belli bir zaman geçiyor orada. Dolayısıyla bir 3 ay sonra, 5 ay sonra burada belki karşı taraf risklerinin de konuşulacağı, batıkların belki daha fazla konuşulacağı küresel ortamda, dolayısıyla bunun da yine bir risk oluşturacağı bir ortam oluşacak gibi düşünüyorum ben. Hem bu normale dönüş çabalarını ekonomilerde nasıl buluyorsun diye merak ediyorum Gizem. Hem de az önce dedin ki benim varsayımlarımda ekonomik aktiviteyle ilgili biraz daha karamsar rakamlar var. O nedenle farklı rakamlarla çalışıyorum. S&P'den biz geçen hafta Türkiye'nin notuyla ilgili bir teyit gördük. Alt kalemlerine baktığımızda önemli risklere dikkat çekiyorlardı. Onlar da daralma öngörmüşler Fitch'le beraber. Bu anlamda Türkiye için büyüme tarafına baktığımız zaman ne tip rakamlarla çalışıyorsun? Yani ben şu anda Türkiye büyümesinin %3'lere yakın bir daralma gerçekleştirme ihtimali olduğunu düşünüyorum ama bu ikinci çeyrek çok elzem Zeynep. Yani ikinci çeyrekte çift tane daralmayla
çalışıyorum. Fakat Avrupa'nın ikinci çeyrekte ne kadar daralacağı çok önemli. Şimdi Avrupa'da gelen rakam yaklaşık birinci çeyrekte 3.8 çeyreksel daraldı. Bunun yıllıklandırılmış hali 14.5'lara geliyor. ABD bu anlamda daha iyi perform ediyor Avrupa'dan. Fakat Lagarde'ın söylemlerinde Avrupa'nın ikinci çeyrekte çeyreksel bazda %15'lere yakın daralma ihtimalinden bahsediliyor. Bunu yıllıklandırdığında çok yüklü bir rakam görüyoruz Zeynep. Durum bu olursa Türkiye'nin en büyük ihracat partneri. Ben ihracat kanalından çok çok olumsuz etkilenirim. İhracat kanalından etkilenirsem de benim otomotiv, tekstil vesaire Avrupa'ya en çok ihraç ettiğim ürünler ve benim sanayi üretimim, imalat sanayim çok fazla olumsuz etkilenir. Bu durumda biz de çok yüklü bir daralma yaşarız ikinci çeyrekte. Bu tüm yılı belirgin yüklü negatif bir büyümeye götürüyor. Yani dördüncü çeyrekte global ekonomi gerçekten iyi bir geliş gerçekleştirse dahi bizim bu yılı artı büyümeyle kapatmamız çok zor gibi gözüküyor. Bu anlamda bu tarz aylık matematiksel, bak aylık diyorum çeyreksel de değil, yani ay ay gidiyor olmakta fayda var burada. Öncü göstergelerden elbette biliyorum büyüme rakamı çeyreksel yayınlanıyor ama öncü göstergelerden aylık büyümenin ne şekilde evrildiğini görebiliyorsunuz. Böyle tahminlerle gidiyor olmak da fayda var. O tahminler bana çok yüklü daralma gösteriyor. Bak PMI'nin altındaki üretim endeksi 50 küsurlardan 15'lere gelmiş durumda. Muazzam bir düşüş, çok yüksek sanayi üretim daralması, yani o rakamın gösterdiği sanayi üretim daralması %25'ler civarında yıllık. Bunları hesaba katmak gerekiyor. Bu Türkiye ile alakalı olan kısmı. Benim en çok korktuğum üç tane durum var dünyaya ilişkin. İkisi virüsle alakalı. Bunlardan bir tanesi gerçekten bir erken çıkış olmuş olabilir. Umuyorum değildir ama yavaş yavaş ülkeler, tabii iktisadi faaliyeti de birazcık desteklemeleri gerektiği için zorlu bir süreç, bir çıkış içindeler. Umuyorum ki erken gerçekleşmiyordur bu çıkış. Çünkü bunu artık geriye döndürmeniz mümkün değil. Bir daha ekonomileri kapatıyoruz vesaire. Böyle bir şey çok söz konusu olmaz kolay kolay. Bu birinci risk. İkinci gördüğüm risk, kışa doğru ikinci dalganın yayılması. Ki aslında Avrupa'nın çalıştığı o en olumsuz severe senaryoda, yani Avrupa'nın tamamının yılın hepsinde %15 daraldığı senaryoda böyle bir durumda söz konusu. Şimdi bunların hepsi belli bir risk. Bunu cebimize koyalım. Benim iktisadi olarak gördüğüm en önemli risk ise Avrupa'nın deflasyona girmesi, ki Amerika'dan tuttu Avrupa'ya kadar, yani negatif faizin daha da fazla fiyatlanıyor olmasının ardında da bu var. Bu hafta Amerika'da enflasyon rakamı gelecek. Orada yıllık rakamın 0.3-0.4'lere düşmesi bekleniyor. Daha da ilerleyen vadede aşağıya gelecek. Hele Avrupa'nın kesinlikle negatif faiz ortamına gireceğini düşünüyorum. Bundan ne şekilde kurtulacak çok büyük soru işareti. Bak seni bugün Avrupa'nın başında Alman Anayasa Mahkemesi'nin aldığı kararlar var. Bu kararlar şu anda PSPP, yani kamu kesiminin varlık alımından tut, pandemiye ilişkin acil varlık alımı programını dahi etkileme riski söz konusu olabilir. Dolayısıyla onların para politikasında vereceği cevaplar da birazcık sıkıntıya girmiş durumda. Ben Avrupa deflasyona girerse Türkiye'nin de çok zorlu bir sürece girmesini beklerim. Şu anda 2021'de çıktının, yani üretimin başladığımız noktaya gelmesi bekleniyor dünyada. Eğer bir deflasyon riski doğarsa 2023'ten önce dünyanın bundan çıkabileceğini düşünmüyorum. Gene sorunun başına dönecek olursak da Türkiye'nin bu yıl en az %3 daralmasını bekliyorum açıkçası. Şu anki göstergelerle. Şimdi tabii Avrupa'nın, mesela Avrupa Birliği komisyon tahminlerine baktığımızda %7.7 daralmasının beklendiği bir senede, esasında tabii en büyük ticaret ortaklarımız bu kadar daralacaksa bizim de buna karşı herhangi bir tepki göstermeyen bir ekonomiye sahip olmamız çok mümkün gözükmüyor. Örneğin ilk 4 ayın ihracat rakamlarına baktığımızda Avrupa Birliği'ne COVID-19 salgınıyla beraber ihracatımızda %18,3'lük bir daralma olduğunu görüyoruz. İhracat Avrupa Birliği haberimiz var, ekrana getireceğiz. Arkasından devam ediyoruz. COVID-19 Avrupa'ya yapılan ihracatı vurdu. Türkiye İhracatçılar Meclisi verilerine göre yılın ilk 4 ayında
İhracatın en sert daraldığı ülke grubu Avrupa Birliği oldu. Avrupa Birliği'ne dış satım ilk 4 ayda 2019'un yine bu dönemine göre %18.3 azalarak 22 milyar 769 milyon 502 bin dolara düştü. Avrupa Birliği'nde ürün satılan 27 sektörden 22'sinde ihracat gerilerken 5 sektöre yapılan ihracatta artış görüldü. Söz konusu dönemde oransal bazda Avrupa Birliği'ne ihracatını en fazla yükselten sektör mücevher oldu. Mücevher sektörünü %37 artışla fındık ve mamulleri ve %31 artışla yaş, meyve ve sebze takip etti. Ocak ila Nisan döneminde 2019'un aynı aylarına kıyasla Avrupa Birliği'ne ihracatta COVID-19 salgınının etkilerinden en çok etkilenen sektörlerse ihracatı %37 düşen diğer sanayi ürünleri, %35 azalan çelik, %29 gerileyen otomotiv endüstrisi, %26 düşen halı ve %25 azalan tekstil ve ham maddeleri oldu. Yılın ilk 4 ayında ihracatın arttığı tek ülke grubu Bağımsız Devletler Topluluğu ülkeleri oldu. Söz konusu dönemde bu ülkelere ihracat %5.1 artarak 3 milyar 877 milyon 587 bin dolara yükseldi. Bağımsız Devletler Topluluğu Azerbaycan, Beyaz Rusya, Ermenistan, Kazakistan, Kırgızistan, Moldova, Özbekistan, Rusya ve Tacikistan'dan oluşuyor. Ve küresel çapta acaba bir deflasyon senaryosuna gider miyiz? Az önce bir miktar konuştuk. Amerika'da işte enflasyon bu hafta gelecek dediğiniz zaman aynı zamanda tabii Euro bölgesi için bir deflasyon senaryosu konuşuluyor. Hatta işte Avrupa Birliği'nin mesela değerlendirmesinde komisyon %0.2 kadar bir enflasyonu bu sene ancak Avrupa Birliği'ni tutturabileceğini düşünmüş. İçeriye döndüğümüzde JP Morgan'dan değerlendirme vardı. Geçen hafta aldığımız enflasyon rakamları eşliğinde iş talebin zayıflığı, küresel çapta emtia fiyatlarının değer kaybetmesi ve baz etkilerinin kur geçişkenliğinden daha etkin olacağını düşünüyoruz demişler. Temmuz ayından itibaren tek hane ve yıl sonu için %8,1'lik bir beklenti ortaya koyuyorlar. En son Merkez Bankası'nın enflasyon raporu tahmini %7.4'e yanılmıyorsam revize edilmişti. Bu bağlamda istersen içeriye ilişkin de bir enflasyon ve Merkez Bankası beklentisi yorumu yaparak kapatalım. Aslında Zeynep, geçen hafta seninle konuştuğumuz pazartesi günkü durum aynen geçerli. Orada şunu söylemiştim, Merkez Bankası'nın görüşlerine bu anlamda aynen katılıyorum. Petrol fiyatlarındaki düşük seyir bizde kur geçişkenliğini bir miktar kompanse ediyor. Doğru, iç talep, çıktı açığı çok yüklü. Dolayısıyla iç talepteki düşük seyir de muhtemelen fiyatlamaların bir miktar sınırlayacaktır. Dolayısıyla normal şartlar altında bizim düşük bir enflasyonla, düşük derken bizim tarihsel son 3-4 yılki gidişatımıza göre düşük, dünyaya göre düşük değil elbette. Yani neresinden baksanız bugün Merkez Bankası'nın çalıştığı rakam 7,5'sa 7.4 ise dünyada deflasyonu konuşuyoruz. Dolayısıyla bu erişilebilir bir rakam gibi görüyorum demiştim. Fakat en büyük risk kurdur. Şimdi kur kademeli değer kaybederse enflasyonda problem yaşamayız. Ama geçtiğimiz hafta ilk 3 gün yaşadığımız gibi Zeynep, bak dikkat edersen geçtiğimiz haftaki cumayı 7 ile kapattık ve 7.27'lere kadar 3 gün içinde kur yükseldi. Bu tarz bir kur yükselmesi yaşar isek ilerleyen vadede, umuyorum yaşamayız, o zaman enflasyon görünümü tekrar bozulur. Enflasyonumuzun üzerinde çünkü bu anlamda çok yüklü bir risk var. Ama kuru bir şekilde kontrol etmeyi, o veya bu sebepten, sebep konuşmuyoruz ama kontrol etmeyi başarabilirsek Merkez Bankası'nın bahsettiği rakama erişilir. Gene özellikle altını çiziyorum. İç talepteki daralma şiddetli, enflasyonun önünü kesiyor doğru. Fakat kur da en büyük risk. Takip edeceğiz şüphesiz. Çok çok teşekkür ediyoruz bu sabahki yorumların için. Gizem Öztok Altınsaç, Özel Üniversitesi Öğretim Görevlisi, Aktus Portföy Araştırma Direktörü ile beraber haftanın ekonomi ajandasını değerlendirdik. Emtia fiyatlarındaki düşüşten bahsettik. Petrolle ilgili bir görüş vererek devam edelim. Uluslararası Enerji Ajansı Başkanı Dr. Fatih Birol Bloomberg HT'nin sorularını yanıtladı. Hemen ardından haftaya ilişkin piyasa görüşüyle devam ediyoruz. Ben eksi fiyatlar olması imkansız demiyorum ama şans çok daha düşük. Ama fiyatlar aşağı doğru bir geçici baskı girebilir Haziran ayı kontratları itibariyle. Ama ben genelde fiyatların eğrisinin gene dünyada ekonomik toparlanma olursa, ikinci bir koronavirüs dalgası gelmez ise, evet, bununla bir talep de canlanırsa fiyatların şu andaki seviyede hatta biraz daha yukarı doğru
çıkabileceğini düşünebiliyorum. Türkiye'nin hem petrol fiyatlarının düşük olmasından bir avantajı var ticaret açısından. İkincisi de doğal gazda petrol fiyatlarına bağlı olduğu için buradan da bir avantaj sağlıyoruz. Bu da Hafta ilişkin piyasa görüşü olarak devam edeceğiz dedik. Finansal danışman Volkan Sarı telefon attığımızda bu sabah. Volkan günaydın, hoş geldin yayınımıza diyelim ve hemen soralım. Geçen hafta piyasa açısından hareketli bir haftaydı. Kurun rekor kırdığı, borsada bir miktar geri çekilme gördüğümüz bir hafta gerçekleştirdik. Bu haftadan neler beklersin? Zeynep, piyasaların fokus noktası yine döviz kuru olacak. Yani herkes döviz kurunu takip ediyor belli bir boyutta bakıldığında. Buradaki seyir piyasaların gelişmesinde veya devamındaki trendi belirleyici olacak diye bekliyorum. Burada Merkez Bankası'nın atmış olduğu adımlar piyasaların en odak noktası olacak. Bu noktada takip ettiğin seviyeler var mı diye sorayım Volkan. Çünkü geçen haftayı mesela biz kapatırken işte tarım dışı istihdam gibi bir rakam mesela Amerika'dan aldık. Bu hafta enflasyonla ilgili seviyeler takip edeceğiz. Dolayısıyla yurt dışında da tabii doları etkileyen faktörler öne çıkabilir. Fed vadelerine baktığımızda ilk çeyrekle ilgili 2021'de bir eksi faiz fiyatlaması var. Diğer yandan içeride tabii gelişen ülke kurlarının dolardan negatif ayrışması ve tabii TL'de açığa pozisyonla ilgili BDDK'nın almış olduğu kararını da yankılarını takip ediyoruz. Zeynep, seviye vermek çok kolay değil şu anda. Piyasalar Merkez Bankası'nın belli bir boyutta likitte sıkıntısı yaşayıp daha doğrusu döviz likiditesinde nereye evrileceğine bakıyor. Bu çok önemli. Yani nereden baktığımız çok önemli bu anlamda da bakıldığında. Özellikle döviz seviyesindeki oynamanın Merkez Bankası tarafından veya Türkiye tarafından nasıl kompanse edileceği, bu konuda swap yönünde girişimlerde bulunduğunu Sayın Bakanımız belirtmişti. Burada swap tarafında gelebilecek likidite konusundaki gelişmeleri piyasa takip edecektir diye düşünüyorum. Swap tarafında olmadığı takdirde IMF'yi de dışladığımız için bu bağlamda bakıldığında döviz rezervleri konusunda IMF'yi de dışladığımız, herhangi bir IMF ile bir görüşme yapmayacağımızı belirttiğimiz için geriye bir seçenek kalıyor, o da Eurobond ihracı. Piyasaların bir boyutta bu tarafı da takip etmesini beklerim ben. Bu Eurobond tarafından belki, yani piyasalardaki şu andaki faizimiz istediğimiz seviyelerde olmasa da borçlanma ihtimali bulduğu takdirde hazinenin borçlanmaya çıkmasını bekliyorum ben bu bağlamda. Çünkü çok fazla seçeneğimiz yok önümüzde. Ya swap tarafı gelecek, IMF'yi dışladığımız için piyasalardan borçlanma gelebilir ve bu borçlanmaya çıkacak olursa buradaki faizin seviyesi çok belirleyici olacaktır piyasanın trendi anlamında diye düşünüyorum. Tabii diğer taraftan senin belirttiğin gibi BDDK'nın yapmış olduğu TL'ye karşı spekülatif pozisyon açılmasını engellemek amaçlı adımlar önemli. Bu bir boyutta sıcak para girişini veya döviz hareketlerini engelleyici bir gelişme olarak bakmak gerekiyor. Şu anda bizim yapmış olduğumuz hareketler daha çok bundan sonrasında sıcak para girişini engelleyici, bunu istemiyor olmamız da çok olağan dışı bir durum değil. Sıcak parayla büyümek kısa vadede iyi şeyler getirebildiği gibi ama uzun vadeli baktığımızda ise çok ciddi sıkıntılar ve volatiliteler getirmekte. Bunu artık biz dış ticaret dengemizi sağladığımız, yani cari açık vermediğimiz bir ortam içerisinde piyasaları finanse etmek anlamında sıcak parayı kullanmak istemediğimizi belirtmiş olduk. Bu anlaşılır bir durum. Ayrıca de TL'ye karşı spekülatif pozisyon açan kurumlara da bir şekilde üzerine gidilmesi gibi bir durum söz konusu oldu ki bu da anlaşılabilir bir durum. Tabii ki dediğim gibi sıcak paradan istemediğimiz takdirde, ki şu anda görüntü itibariyle de sıcak para istemiyoruz. Biz bir boyutta cari açık vermeyeceğiz. Borcumuzu da çevirebildiğimiz takdirde önümüzdeki dönemde herhangi bir sıkıntı yaşamayız şeklinde bir yaklaşım olduğunu düşünüyorum. Burada önemli konu tabii borcumuzu çevirebilmemiz, hem özel sektörün hem de kamu tarafının borcunu çevirebilmesi önemli olacak. Kamunun borcu aslında bakıldığında çok yüklü miktarlarda değil ama özel sektörün borcunu çevirebilmesi, bankaların sendikasyonlarını çevirmesinde çok büyük bir sıkıntı olmuyor ama özel sektöründe borcunu çevirdiği takdirde kurun bu gelmiş olduğu seviyeler, rekabetçilik anlamında bir sıkıntı olmadığını da düşünecek olursak çok büyük bir problem
yaşamama potansiyeli var ama döviz likiditesi açısından dediğim gibi piyasalar döviz kuru konusunda gelişmeleri çok yakından takip edecektir diye düşünüyorum. Finansal danışman Volkan Sarı, çok çok teşekkür ediyoruz bu kapsamlı değerlendirme için. Kısa bir reklam arası vereceğiz. Arkasından Bloomberg HT'de ilk söz devam edecek. Norsiyem, ABD vadeli işlemler piyasalarını sunar. Amerika'da biz geçen haftayı kapatırken tarım dışı istihdam verisini almıştık. Nisan ayı ile ilgili 20,5 milyonluk bir düşüş vardı tarım dışı istihdamda. Bu da 1939'dan beri en sert istihdam kaybına işaret etmişti. İşsizlik oranı ise %14,7 olarak açıklandı. Oradaki rekor seviye büyük buhranda görülen %24,9'du. Onu da hatırlatalım. Ama istihdamda en kötünün geride görülmüş olabileceğini düşündü piyasa. Amerika ile Çin arasında birinci faz ticaret anlaşmasında da takvimin aksamayacağına işaret eden Mnuchin, Liu He, Lighthizer görüşmesi piyasaya bir başka moral kaynağı oldu. O nedenle son 3 haftada ilk defa geçen haftayı artıda kapatabilen Amerikan borsa endekslerini takip ettik ama hem Hazine Bakanı Mnuchin hem de Beyaz Saray Ekonomi Danışmanı Kevin Hassett yapmış oldukları açıklamalarda şu anda bile Amerika'da işsizlik oranının %20'yi geçmiş olabileceğine işaret ettiler. Amerika'da borsa vadelisi %0,49'a varan yeşillerle ekranlarımıza yansıdı. Bu hafta Amerika'nın ajandasına baktığımız yarın gelecek TÜFE, çarşamba günü gelecek ÜFE rakamları önemli olacak. Perşembe haftalık işsizlik maaşı başvurularını takip ediyoruz her hafta olduğu gibi. Cuma günü ise ajanda oldukça yüklü. New York Fed'in açıklayacağı Empire State İmalat Endeksi, perakende satışlar, sanayi üretimi, kapasite kullanımı, istihdamla ilgili daha geniş bir çerçeve çizen JOLTS raporu ve aynı zamanda Michigan Üniversitesi'nin tüketici güveni bu hafta Amerika'nın ajandasına yansımış durumda. Norsiyem, ABD vadeli işlemler piyasalarını sundu. Ve devam ediyoruz. Dubai'ye döneceğiz. Erser Kazancı ile birlikteyiz. Her sabah olduğu gibi Asya piyasalarında bu sabah yeşil ekranlar var. %2'lik Hong Kong yükselişi önderliğinde. Neler fiyatlanıyor Ersoy? Zeynep, günaydın, iyi haftalar. Evet, sen de söylediğin gibi yemyeşil bir piyasaya başladık. Yukarı piyasalar. Birkaç şey fiyatlanıyor bence. Bir tanesi ekonomilerden açılma haberleri giderek artıyor. En son gelen ülkeler İngiltere ve Yeni Zelanda bugün yeni açılma programlarını açıkladılar. Diğer taraftan demin sen de söyledin, gerçi geçtiğimiz haftanın haberi ama yine de piyasalara bir moral vermişti. Çin ve Amerika'nın telefon görüşmesi yapması, Liu He ile Lighthizer ve Münich'in telefon görüşmesi yapması niye önemliydi? Çünkü Amerika Çin'i suçluyordu virüsle ilgili. Bu da acaba mevcut ticari anlaşmayı etkiler mi endişesi vardı. Amerika'da işsizlik verileri kötü geldi ama biraz piyasa oyuncuları en kötü geride kaldı diye bakıyor veya bakmak istiyor. Amerikan borsaları iyi kapattı, vadeliler artıdaydı. Bunun da Asya'da yansımaları oldu. Japonya özelinde resmi olarak açıklanmadı ama bir ek destek bütçesinden bahsediliyor Zeynep. O yüzden de Japonya bugün yükselişte önü çekti, %1,5 civarında arttı. Hong Kong'un artısı %2'ye geldi. Hong Kong ile ilgili aslında yeni bir haber yok ama Hong Kong olumlu anlamda ayrıştı. Şöyle bir haber var aslında, dikkatimi çekti. Hong Kong'da bu kısıtlamalara rağmen bazı aktivist protestocular yine protesto yapmaya kalktı ve polis bunlara sert şekilde müdahale etti. Hatta şöyle bir yazı okudum. İşte barlar çok dolu, onlara bir şey yapmıyorlar ama aktivistlere, protestoculara hemen müdahale ediyorlar diye. Çin'de ilk çeyrek para politikası raporu açıklandı. Buradaki dikkat çeken konu, Çin Merkez Bankası güçlü para politikası taahhütüne yine bulunuyordu. Bu önemliydi Zeynep. Güney Kore'de ise
bir barda başlayan bir virüs salgını oldu ve aslında Güney Kore çok iyi halletmişti bu virüs konusunu. Son günlerde bir uyarıda bulundu, bu virüs tekrar artabilir diye. Ama bütün bunların eşliğinde Asya tarafında bugün yeşil ekranlar var. Özellikle dediğim gibi Japonya ve Hong Kong başı çekiyor. Petrol fiyatları da geçen hafta yükselmişti ama bu hafta hafif onu geri veriyor. 24,5 dolar ve 30,6 dolar seviyesinde. Kule sayısı her hafta olduğu gibi açıklandı. Azalış var, 33 adet azaldı. Kule sayısı her hafta azalıyor, 292 oldu. Bu haftanın önemli haberleri: Salı günü Aramco'nun bilançosunu göreceğiz. Çarşamba günü OPEC raporu. Perşembe ise Uluslararası Enerji Ajansı'nın raporunu göreceğiz. Yani yine petrolü bayağı konuşacağız bu hafta Zeynep. Orta Doğu ile ilgili önemli bir haber var. Suudi Arabistan, bu biliyorsunuz, bu rezervlerini çok konuşuyorduk düştü diye ve yeni önlemler açıklayacaklardı. Dün açıklandı. KDV'yi %5'ten %15'e çıkartıyorlar 1 Temmuz'dan itibaren. Pek çok tasarruf tedbiri açıklandı. Özellikle hükümet işçilerine bir ödenek vardı, o kaldırıldı. Toplam tasarruf 26,6 milyar dolar. Son olarak da şunu söylemek istiyorum. Birleşik Arap Emirlikleri'nde, Kuveyt'te ve Suudi Arabistan'da vaka sayısı bir anda arttı son dönemde. Bu açılmalardan dolayı mı bilmiyoruz ama bu biraz dikkat çekti. Kuveyt hemen önlem aldı. 20 günlük bir izolasyon daha açıkladı. 24 saat ve 20 gün olacak. Yani ikinci dalga gelen ülkeler yeni önlemler açıklıyor diyebilirim. Bunu da altını çizelim. Sözü sana aktarayım. Zeynep. Ersel Kazancı, çok teşekkür ederiz aktardığın haberler için. Biz de basından çıkan haberlerle devam edelim. Habertürk.com'a baktığımızda bu sabah tekstil sektöründe moda devleri siparişleri almaya başladığı haberiyle karşılaşıyoruz. Korona krizinden en çok etkilenen kıta olan Avrupa'nın yavaş yavaş normalleşme sürecine girmesiyle Türk tekstil sektöründe hareketlenme başladı. Ve bu haberin ardından Habertürk.com'dan aktaracağımız diğer başlıkta Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy var. Ersoy'dan önemli açıklamalar demiş gazete. Açık büfelerde sunum şekli değişecek. Siz almıyorsunuz, sadece sunum şekli değişecek. Siz söyleyeceksiniz ne kadar isterseniz aşçı verecek. O sağlığın bir kriteri var şeklinde açıklaması var Bakan Ersoy'un. Dünya Gazetesi'nin bugünkü manşet haberinde alışveriş merkezlerinde sancılı açılış haberi var. Alışveriş merkezleri 2 aydan sonra kapılarını açıyor ancak birçok marka 1 Haziran'dan itibaren AVM'lere gelecek. Kiraları yüksek bulan firmalar cadde mağazalarına ve online'a yöneliyor. Hürriyet gazetesiyle turumuza devam ediyoruz. Üretim maskeli ve sosyal mesafeli olacak. Tüketici online siparişlerle eve teslim istiyor. Otomotivde mesafeli dönem haberiyle devam ediyoruz. Normalleşme sürecinin konuşulmaya başlamasıyla birlikte otomotiv sektörde hareketleniyor. Ancak koronavirüs etkileri hem üretici hem de tüketici alışkanlıklarının değişmesine sebep oluyor. Düşük kapasiteyle önlemler alarak gerçekleşen üretim ek maliyetler doğuruyor demiş Hürriyet gazetesi. Ve aktaracağımız son başlıkta koronavirüs BES'e uğramadı diyeceğiz. Hürriyet gazetesinin haberinden detaylar şöyle. Salgınla mücadele kapsamında iş yerlerine yönelik alınan tedbirlerin özellikle çalışanları ilgilendiren otomatik BES'i etkilemesi beklenirken tam tersi oldu. Şaşırtıcı bir gelişmeyle Mart başından bu yana otomatik BES'e 67 bine yakın yeni çalışan girdi diyor Hürriyet gazetesi. Ve Bloomberg.com'da öne çıkanlarla devam ediyoruz. Bloomberg.com'da bu sabah aktaracağımız ilk başlıkta Ağrı Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Saim Alpaslan'ın kaleme aldığı özel makale var Bloomberg.com için. Bilim kurulu benzeri ekonomi kurulu oluşturulmalı önerisiyle bugün internet sitesinde. Ve aktaracağımız ikinci başlıkta da Tekirdağ'a gideceğiz. Orada da Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Cengiz Günay yine Bloomberg.com için özel bir makale yazdı. Ticari ilişkilerin çok daha gelişeceğine inanıyorum dedi. Haberlerin detaylarını bu makale detaylarını Bloomberg.com'da okuyabilirsiniz. Hatırlatalım ve ilk sözün böylece sonuna geldik diyelim. Yayınımızı sabah raporuna devredelim. Saat 10'da işsizlik rakamlarını karşılayacağız. Hatırlatalım. Hoşçakalın.